Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün fiyat biz 126 FSM ile beraberiz. 126 biz nasıl bir araç? Kronik sorunlar neler? İç mekanı, yürüyüşü, buna benzer detayları ele alacağız. Genel görünümünü göstereyim aracın size. O şekilde videomuza başlayalım. Aracımız 700 cc 26 beygir, 2 silindirli bir araç. Bilindiği üzere FSM markasının Fiat'a ürettiği bir araç. Üretim yeri Polonya. Bizdeki araç sulu modeli. Araçlardaki kronik sorunları isterseniz biraz bahsedelim. Araç 4 ileri olduğu için bunlarda birinci viteste sekromeş dişlisi olmaması sebebiyle vites geçişlerinde biraz sorun var. Bunu kullanıcılar iyi bilirler zaten. Yani bu arabada durmadan birinci vitese taktığınız zaman birinci vites dişlisini yeme gibi bir durumunuz söz konusu. Otomatikman araç birinci vitese geçmeyecektir. Bu konuda bilginiz olsun. Şanzımanımız 4 ileri. Eski kara şanzıman diye adlandırılıyor. İç mekan bu şekilde. Aracım Türkiye'deki nadir arabalardan birisi. Temizliğiyle, yıpranmamışlığıyla zaten kendisini videoda az çok belli ediyor. Orijinal 34.378 kilometrede, çok fazla yıpranmamış, çok fazla kullanılmamış bir araba. Bagajına bakalım. Motorumuz arkada. Burada yedek lastiğimiz vesaire var. Bunları sola çevirerek açıyorsunuz. cc 26 beygir. Araçta yağ filtresi yok. Şanzıman yapısı mantığı biraz farklı. Bildiğiniz üzere motor bloğu Fiat Lancia adına üretilmiş motor bloğu. Aracım 90 model. Biraz tozlu, temizleyemedim kusura bakmayın. Fiat pisimizde sağ ayna yok gördüğünüz üzere. Üretildiği yıllarda bu araçlarda sağ ayna ve arka silecek opsiyon olarak sunuluyordu. O yüzden yerlerinde yok. Fiat pis 126 FSM 1987 ve 1992 yılları arasında üretildi. Özellikle bu sulu olan model. Hava soğutmalı ve
Bazı diğer modeller daha önceye de dayanıyor, daha eskileri de var. Oldukça kullanımı keyifli, ilgi ve dikkat çeken bir araba. Parayla bazı şeylerin değeri ölçülmez. Aracın değeri ne kadar yüksek ya da düşük olursa olsun, size vermiş olduğu haz ve keyif çok farklı. Benim bununla beraber iki aracım daha var. Ama bunun aldığım zevk, yani kelimeyle anlatılacak gibi değil. 90 model olmasına rağmen gerçek manada kendini yabancı olduğunu hissettiren kaliteli bir araba. Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bizlere destek amaçlı sayfamızı takip edip videoyu beğenip altına yorum yapabilirsiniz. Hoşça kalın.